Kıymetli konuklarımız, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir bizlerle online olarak bir arada olacak ve konuşmalarını yapacaklar. Sizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz efendim. Buyurun. Evet, görüntü geldi mi? Biz sizi görüyoruz efendim. Tamam. Evet, özür dilerim aksaklık için. Evet, İstanbul Sanayi Odası'nın değerli başkan ve üyeleri, Sağ İstanbul'un kıymetli başkan ve üyeleri, sektörümüzün değerli temsilcileri, İstanbul Sanayi Odamız tarafından düzenlenen 4. Savunma Sanayi Buluşmalarının hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün fiziken aranızda bulunmayı gerçekten çok isterdim ama bugün programım çok yoğun. Yanında bir yurt dışı programı var. O açıdan seyahat yapamadım. Öncelikle affınızı istirham ediyorum. Tabii sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmemizin mümkün olmadığı gibi savunma sanayi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bunu biraz zor yoldan da öğrendi. Bugün savunma ürün ve hizmetlerimiz hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmiştir. Savunma sanayi bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da aslında 2002 yılı Türkiye için bir milat teşkil etti. O yıllarda savunma sanayinde çok büyük oranda dışa bağımlıydık. Bugün ise savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün sayı 800'lere vardı. Bu projelerin yarısından fazlası son 6 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada 60 milyar dolara aşkın bir proje hacmine ulaşıldı ki bu daha da artma eğiliminde. Sektörümüze dair güncel bazı rakamları buradan ilk kez açıklamak istiyorum. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği'nin, SASAD'ın hazırladığı 2021 yılı sektör performans verilerine göre savunma ve havacılık sanayi sektörümüz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı bir önceki yıla göre %40 civarında artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre %32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 milyon doları geçti. Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz. Kıymetli misafirler, her platformda ifade ettiğimiz gibi bizim en büyük hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Biz bu hedefe ulaşabilmek için ekosistemimizin her bir üyesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta ve elde ettiğimiz başarıların hepsi sistemli bir çalışmanın ürünüdür. Biz 5 yıl öncesinde bugün konumuzda bahsettiğimizde hayalperestlik olarak görenler olabilirdi. Ama biz olumsuzlukları göz ardı ederek ekosistemimizin büyük gayretleriyle bugünlere geldik. İnanıyorum ki aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmamız işlemde değil. Savunma sanayi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz ve bazı alanlarda oyun değiştirici olduğumuzu da dünya artık itiraf eder hale geldi. Ülkemiz savunma sanayi alanında artık bir pazar değil, aktör konumuna gelmiştir. Bunun en büyük göstergesi ihracatımız diyebiliriz. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün sayısı ve çeşidi ise 228'e çıktı. 20 yıl önce
Yıllık sadece 248 milyon dolarlık bir ihracatımız varken 2021 yılını 3 milyar 224 milyon dolar gibi rekor bir seviyede kapattık ve 2022'nin de rakamlarının 4 milyar doların çok üzerinde olmasını hedefliyoruz. Ülkemiz genel ihracatının kilogram değeri 1,5 dolara yakınken savunma ve havacılıkta bu rakam 70 doları geçiyor. Savunma sanayimizin nedenli kıymetli olduğunu ekonomik açıdan dahi buradan da anlayabiliriz. Kıymetli misafirler, savunma sanayinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. Sadece kendi kendine yetebilen değil, ürettiğimiz sistemleri dünya pazarlarında daha fazla rağbet görmesini sağlayabildiğimiz zaman dünyada adından daha da fazla söz ettiren bir ülke onun konumuna geleceğiz. İhracatta hedeflerimize ulaşma doğrultusunda ekosistemindeki tüm paydaşlarımız için organizasyon ve kaynaklardaki yetersizliklerimizi görmek ve sonrasında bunları gidermek için gerekli tedbirleri almak, küresel pazarları daha stratejik bir bakış açısıyla değerlendirmek, çok boyutlu dış politik engelleri aşmak için çok yönlü gayret göstermek kritik bir konudur. Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak için sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Bu kapsamda başkanlığımızda savunma sanayimizin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri oluşturulması hedefiyle savunma sanayi yetenek envanteri yeten projesini başlattı. Endüstriyel yetkinlik değerlendirme ve destekleme programı EYDEP ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı yardımlar yapmaya devam edip şirketlerimizin yetkinlik seviyelerini artırmak ve ekosistemimizin hem derinliğini, kabiliyetini ve sayısını artırmak amacındayız. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara yönelik olarak savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programı kapsamında finansal destek sağlamayı sürdürüyoruz. Teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanımı yaygınlaştırarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırıyoruz. Savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı güçlendirip hem mesleki eğitime hem de ihtisas eğitimine ağırlık vermek ve işbirliklerini geliştirmek amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlıyor, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirleri alıyoruz. Değerli katılımcılar, savunma sanayindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel güç vizyonuna katkıda bulunmak üzere bütün gücümüze çalışıyoruz. Buna uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sanayi odalarımız ve savunma sanayi kümelenmelerimiz bu hedefe ilerlerken bizim çok önemli paydaşlarımızdır. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul mensup olduğu kurum ve kuruluşlarla bu hedefe büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu program vesilesiyle sizlere ben de 25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek SAHA Expo'yu tekrar hatırlatmak isterim. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmelerinden birisi olan ve kuruluşunda katkıda bulunmaktan gurur duyduğum SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin sanayiciler ile iş geliştirmek için düzenlediği SAHA Expo, ülkemizin bu alanda düzenlenen en önemli etkinliklerinden birisi olmayı başarmıştır. Sözlerime son verirken
programımızın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen İstanbul Sanayi Odası ve Saha İstanbul'u tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.